Ne oluyor? Engin, bugün bir şüpheli evine gittik. İnci'nin hocası var ya, Ozan'a. Evden DNA bakılsın diye diş fırçası harapladı. Bu savcılık asla gördü, şok oldu tabii. Aldattı hıyar. Aman kafaya. Neyse, çöpten geri aldım, düşün. Karışma dedim, susacak. İnceleteceğim gizlice. O senin kızın. Bu ne lan? Eğer gıkını çıkarırsan baban cesedini bu oturuşta ver. Çok iyi tasarlanmış. Ama sahte olduğu belli. Nedir bu? Ters çevirince düzelmiyor yalnız. Bunca yıl mezun olmadan sahte diplomayla avukatlık yapmak büyük cüret. Ama dahası büyük skandal. Bu Yekta. Sevgili kocan. Bir sahtekar ablacığım. Nereden geldi bu? Ne önemi var Ceylin? Neredense nereden? Bu kadar aleni durumu anlatman hangi akla hizmet? Adımı bile vererek. Alay eder gibi bir de. Hayır, bir de akıllıyım diye geçiniyorsun. Arkanda bıraktığın ize bak. Tamam, anladık. Anladık, o zamanlar ona güveniyordum. Ben nereden bileyim ya böyle bir ruh hastası çıkacağını? Ayrıca söylediğim o sözler için de kusura bakma. Böyle hıyar falan demişim. O zamanlar seni tanımıyordum o kadar. Affettin mi? Sadece Engin'e mi gönderdin bunu? Evet, ben başka kimse bilmiyor. Adam içeride, telefonu onda değil. Kim yolluyor bunları bize? Bilmiyorum ama Yekta olamaz. Yani görmedin mi, tutuklu yargılanma kararı çıktığında adam kılını bile kımıldatmadı. Hem zaten nasıl bir çıkarı olabilir ki bunun? Bunu öğrenmenin tek yolu var, ona sormak. Engin'e. Tamam, ben de geliyorum. Yani izin verirseniz Sayın Savcı. Usulsüzlük dediler. İhalede fesat var dediler. Bütün müteahhitleri dava ettiler. Tabii benim kocam da taşeron firma sahibi olduğu için onu da eklediler listeye. Hayır, mevzu nereye varacak ben anlamadım ki yani. Madem vardı bir şikayetiniz, yazsaydınız, dilekçeyle teslim etseydiniz keşke. Anladım, sizin vaktiniz dar. Bakın, dava sonuçlandı. Tek suçlu benim kocam oldu. Ya bütün o müteahhitlerin hepsi aklandı.
Bir şey döndü ama bizim ne aklımız yetti bunu çözmeye ne de gücümüz. Kocam cezaevine düştü. Orada kahrından hastalandı. Ben dışarıda çocuklarla perişan oldum. Bana bu sabah bir telefon geldi. Kocanı yakanı bir tek Pars savcı bulabilir dedi. Allah Allah. Ben nasıl bulayım hanımefendi? Yapmayın. Feride. Heh, Feride Hanım. Duruşma burada bile değil yani. Ankara'da görünmüş. Ben tabii onu bilemiyorum. Ama dosyayı size iletmem söylendi. Siz incelediğiniz zaman bulurmuşsunuz davayı satanı. Hakim Neva Seçkin. Abi müsait misin? Hayır, niye dalıyorsun birden odama? Çık lütfen. Sonra uğrarım ben yanına. Ya o öyle bulurla olmaz ki bu işler. Ay kim kime iftira atıyor onu bile anlamadım ki ben. Biri size şaka yapıyor olmasın? Bunun şakası mı olur? Tamam, ben buna bakacağım. Öğreneceğiz. Araştırıp öğreneceğiz. Sizi arayan kim, ne maksatla aramış, niyetini bir anlamak gerek değil mi? Şimdi siz bir kağıda isminizi, soy isminizi yazın. Bir de sizi arayanın telefon numarasını yazın. Ben bir arayayım bakayım, bir öğreneyim. Ben nasıl biliyormuşum, nereden biliyormuşum, nasıl buluyormuşum. Bir öğrenelim. Kimmişim ya? Lütfen yardım edin bize. Canımızı acıtanı bulun. Rıdvan Bey. Buyurun Hakim Hanım. Abimin yanındaki hanımefendi kim? Bir vatandaş. Derdi varmış, o yüzden savcıma gelmiş. Neymiş derdi? Ben vallahi bilmiyorum. Biz aslında söyledik, şikayet dilekçesi yazmanız lazım dedik ama anlatamadık. Israrla ve inatla Pars savcıyı göreceğim diye tutturdu. Savcım da sonunda kabul etti. Hı. Ben kendisinin adını alayım sizden. Belli ki abim canı sıkmış, başına dert olmasın. Tabii. Ben odama almıştım notunu. O zaman dediğimi getireyim. Tabii. İki tanesi olabilir mi? Bazı. Bize bu kadar kızgınken Pars'ın haberi olmasa iyi olur tabii. Neden kızgın acaba? Senin yüzünden olabilir mi? Adamı gittin kafadan başsavcıya şikayet ettin yapma dediğim halde. Önünü arkasını bilmeden. Ne bu? Elinden su almam tavrı mı? Susamadım. Bir kere onun hukuki bir delil niteliği yok. Ayrıca telefonumdan benden habersiz gönderilmişlerim. Benim sesim değilmişlerim. Ne kadar kolay sıyrılıyorsun ya. Yokmuş gibi. Sanki hep tek başınaymışsın gibi. İşime geldiği gibi işte. Engin bir avukat. O delilin tartışılacağını bilmiyor mu? Biliyor. Mesele bu değil. Amacı ne asıl sormamız gereken soru bu. Merak etmeyin, ben ilgileneceğim. Çok sağ olun Savcı Bey. İyi günler. Nasıl olur ya? Nasıl yani? Nasıl? Ne var Rıdvan? Savcım Neva Hanım sizin için çok endişelendi de ben... Ne diye endişelenmiş? Bu odadaki kadını sordu kimdir, ismi nedir falan diye. Ben onu şey yapmaya haber vereyim diye. Rıdvan çık. Hala. Sen bu telefonu nereden aldın demiştin? Çocuğum yavaş, bir yerini inciteceksin yine. Ya halacığım, diyorum ki nereden aldın bu telefonu? Ne oldu, beğenmiştin? Hala, kurbanın olayım güzel adam. Nereden aldın diyorum ya? Ay, bozuk mu çıktı yoksa? Hala, tek bir soru sordum, tek bir cevap var. Ha halam, ha güzel adam, kim verdi sana bunu? Çocuğum sarı yerden aldım. Dükkanın kartı var içeride, dur getireyim. Hadi al, hadi al. Eyvallah.
kıyafetlerim sende kaldı ya. Ben onları diyorum yarın ya da ertesi gün, yani bir acelesi yok tabii de. Adliyeye gelirken getirsen şahane olur tabii. Ama zahmet olacaksa ben de gelip alabilirim evden. Eren'le falan yollatırım ben. Gelme desem bu kadar açık olmaz. Tamam canım, gelmem. Çok da meraklısı değilim. Sen de eşyalar falan kalsın istemiyorum. Ne istiyorsun sen benden? Hı? Koridorlarda görüşürüz demedin mi? Hoşça kal savcım demedin mi? Ne şimdi bu? Yok eşyamı getir. Yok ben geleyim, evine geleyim. Amacın ne ya? Delirtmek mi istiyorsun sen beni? Al delirdim. Söylesene ne istiyorsun sen benden? Ben eşyalarım... Of. Yapışır mı içeceğim? Tamam. Peki. Buna da peki. Bittiyse şaşırma faslımız. Olamaz bu gerçek değil zırvalıklarınız. Sonuca gelelim. Karı koca paçanızdan mağdurluk akarak gazetecilere açıklama yaptınız ya. Hah, işte şimdi aynını yapacaksınız. El ele tutuşup nasıl birer sahtekar olduğunuzu açıklayacaksınız bu sefer herkese. Yarın akşam 6'ya kadar da vaktiniz var. Ne diyorsun sen ya? Sahte diplomanla mezun bile olmadan yıllarca avukatlık yaptığını, adaleti nasıl yanılttığını, hepsini tek tek anlatacaksın. Rezil olman bir yana, işin en tatlı kısmı yargılanacaksın. Asla böyle bir şey olmayacak, asla. Olacak, olacak. Eğer siz anlatmazsanız Engin açıklayacak her şeyi. Gerçek o ya da bu şekilde ortaya dökülecek. Yani kurtuluşunuz yok. Hesabı ödersiniz artık. Teşekkür ederim. Dedim sana. Daha ilk hamile kaldığında kurtuluşundan dedim. Al işte. Hevesle doğurduğun oğlunun başımıza açtıklarına bak. Besle kargayı, oysun gözünü. Bu da mı benim suçum? Senin suçun. Senin oğlun, senin suçun. Şimdi gideceğiz. O hain oğlunla konuşacaksın. Onu ikna edeceksin. Çenesini kapayacak, tek kelime etmeyecek. Bunu sen halledeceksin. Hesap! Alo. Kimsiniz? Siz kimsiniz? Savcı Parti Seçkin ben. Bugün bir hanımefendiye numaramı vermişsiniz. Sebebi nedir? Bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil Pars savcım. Beylerbeyi'ndeki büyük otelde kalıyorum. Orada buluşalım. Lobide. Birer kahve içer rahat rahat konuşuruz. Size konuk göndereyim. Gerek yok. Biliyorum yeri. Hemen geliyorum ben. Yakınım zaten. Vay ya. Hay Allah. Ben uzaktayım ama. Beklerim. Sorun değil. Peki. Nasıl isterseniz. Saat 1'de otelde olurum. Görüşürüz savcım.
kızım nerede? İçeride. Hırsızlık şubede. Kahve yok mu Rüya? Senin yaşın kahve için biraz küçük değil mi ya? Hayda. Kafeine de mi yaş sınırı getirildi? Okey ya. Kafein yoksa tiğin de olur. Tiğin nerelerden getirmişsindir Allah bilir. Şaka. Aramızda bir samimiyet gelişti diye. Öyle tatlış ki her şey. Eve gidesim gelmiyor. İşim bitince aşağıya bir yanıma uğra olur mu? Organize mi yine? Cinayet. İyiymiş. Gelirim. Özlem. Tuğçe'siz. Vah be kızım. Söyle ne yapacağım? Devrem. Bu Tuğçe'nin sicili, kütüğü topladığınız bütün bilgileri lazım bana, olur mu? Tamam komiserim, hallederim ben onu. Sağ olasın. Derler Sayın Savcım. Şeytan diyor o küçücük beynini sivilce patlatır gibi patlat. Kurtulsun dünya bir pislikten. Tamam ya, bir şey yapmayacağım, söz. Engin Tilmen. İlki düştü. Ilgaz Kaya mı ziyaretçim? Evet. Ya ben kendimi pek iyi hissetmiyorum ya. Söyleyin ona başka zaman gelsin, olur mu? Maalesef Sayın Savcım. Kimseyle görüşmek istemiyorum, uç tutuklu. Celil sen bekle burada. Sen nereye gidiyorsun? Bekle dedim. Sen gel benimle. Sen kalk bakayım. Aman sayın savcım, ne yapıyorsunuz? Benim sorumluluğumda. Yürü.
Mesajını aldık. Aldık ama amacını anlamadık. Sırıtmadan, beni zorlamadan anlat. Amacım seni buraya getirmekti. O ses kaydından bir şey çıkmayacağını ben de biliyorum. Suç delili bile sayılmaz. Ama o kaydı dinledikten sonra ikiniz de Ceylin'le koşa koşa yanıma gelecektiniz. Bizi o kadar iyi tanıyorsun yani. Sandığından da iyi tanıyorum. Görüşe çıkarsam yalnız kalamayacağımız için yanınıza da gelmedim. Sonra senin yetkinle benim yanıma geleceğini de tahmin ettim. Anladık, kes. Neymiş benimle baş başa görüşme hevesinin nedeni? Baban. Bundan tam 6 yıl önce Ceylin'in babasının cezaevine girmesine sebep olmuş. Ay, şaşırmadın. Sen de biliyorsun demek ki. Vay be. Sen bunu nereden biliyorsun? İyi misin? Verdin mi ifademi? Verdim. Bir şey yok. Birazdan gidebilirsin dediler hatta. Bir adam vardı hatta, yaşlı amir mi ne? O yardım etti sağ olsun. Ben de boşuna panikledim, seni de boşuna çağırmışım. Kusura bakma ya. Nasıl bir yardım mı? İşte mağazanın sahibiyle görüştü. Adam da şikayetini geri çekti. İyi. Bak işte şu adam. Yaşlı olan. Çok iyi biri ya. Daha önce tanıyor muydun onu? Yok. Buyurun, benimle gelin. Ben bir gidiyorum. Dur, ben de geleyim senden. Selam. Ablan burada mı? Hay, yok, duruşmada. Ha. Çok sağ mısın? Gel otur, sana bomba gibi bir haberim var. Bana yardım eden amir vardı ya. Hı. Metin'miş adı. Taktı galiba bana, odasına çağırdı. Sana burs verdim dedi. Bir polis bursu mu neymiş? Bir de harçlık verdi bana. Sonra da ne zaman başın sıkışırsa mutlaka bana haber ver dedi. Ha, yani niye ilgileniyor ki seninle bu kadar? Bilmiyorum ama çok tonton bir adam. Bir şey içer misin? Olur. Geleyim ben daha. Yok, sen buradan direkt adliye tıbba geç. Anlaşıldı. Babanın İnci'ye olan iyilikseverliğe yol gösterdi diyebilirim. Adam nasıl vicdan yapmış ya. Kendini temizlemek için bu kiranın yarısını ödemeler falan, eyvah. Bunu senden başka kim biliyor? Ha, Ceylin diyorsun. Oyun kim biliyor? Kimse. Tamam, kimse. Ceylin de bilmiyor. Dünyadan haberi yok zavallının. Ne istiyorsun lan gevşek? Ne istiyorsun? Ya baban ya da Ceylin. Ya baban suçunu itiraf edecek ya da geçeceksin Ceylin'in karşısına, gözlerinin içine baka baka, hiçbir şeyi atlamadan bu gerçeği itiraf edeceksin. Ha, daha önceden bildiğini ve bunu da sakladığını da ekle. Ya babanı seçeceksin ya da aşık olduğun kadını. İnkar etme lütfen, ikiniz de ele veriyorsunuz kendinize. Onu kazanamadan kaybedeceksin. Ama hayat işte, hak etmezsen verdiklerini geri alır. Amacın ne lan? Eline ne geçecek, ne kazanacaksın? Bu hikayenin bir kazananı yoksa ne savcım? Hani ben iğrenç biriyim, kötü biriyim. Bir katilim ya. Elinizden gelse bir kaşık suda boğacaksınız, yüzme tüküreceksiniz ya. Siz de hepiniz iyilik meleği, tertemiz insanlarsınız ya. Göreceğiz bakalım, öyle mi? Bakacağız bakalım yorganın altında neler var. Herkes kendi sırlarıyla, kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek. Artık yalan dolan yok. Örtü kalkacak. Herkes pislikleriyle baş başa kalacak.
Yarın akşam 6'ya kadar vaktin var. İkisinden birini seçeceksin. Ya baban ya da aşık olduğun kadın. Eğer seçimini yapmazsan ben açıklayacağım. Belkisini de kaybedeceksin. Mikrofonu kapatırım lan seni. Güneş göstermem. Elinden geleni ardına koyma. Ah, bu arada unutuyordum. Rica etsem bunu da Ceylin'e iletir misiniz Sayın Savcı? Onun da yarın akşam 6'ya kadar vakti var. Bırakıyorum şöyle. Bıraktım orada. Giderken bir garipti, böyle veda eder gibiydi. Canı sıkkın dedim, ona yordum. Bilemedim. Şimdi kime sorduysak yok. Cüzdanında desene. Ha, mezarlıkta bir araba bulunmuş. Arabanın içinde de cüzdan çıkmış, babamın cüzdanı. Polis geldi, o söyledi. Ama babamın arabası falan yok. Bir adam aradıydı telefondan. Arabayı sorduydu. Ötüç falan aldı herhalde. Yok çünkü arabası. Kimi telefondan aradı? Babamın telefonundan. Ya babam giderken evde unutmuş. Ama zaten hep unutur, alışkın yani. O yüzden biz de kötü bir şey düşünmedik. Babanız hep böyle alır başını gider miydi? Gider tabii canım. Balığa gider o. Ama hangi gemiyle çıktıysa o geminin adını söyler bize. Telefon nerede peki? Evde mi? Yok, yanımda. Şu numaradan aradım. Bu bizde kalsın. Biz bunu bir inceleyelim. Murat. Kayıp şahıs bürodayım aslanım. Birazdan geliyorum. Hı? Baba anne, içime hiç iyi şeyler dolmuyor. Ne kötü bir şey olduysa. Ay deme öyle, Allah korusun ya. Tamam, sen evrakları masama bırak, ben savcıya iletirim. Kolay gelsin. Sağ olun abim. Bu biraz önce çıkan ana kız ne istiyorlarmış? Zafer Erguvan, kayıp diyorlar amirim. İfadeleri nerede? Bir bak. Buyurun amirim. Bunlar bizim tanıdık olurlar, elimizden geleni yapmamız lazım. Baş üstüne amirim. Sonra söyleşi için planlama yaptırıyorum ben o zaman. Eğer programım müsait olursa mutlaka yanınızda olacağım. Büyük bir zevkle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Şahfer Hanım. Uzun zaman geçti. Bir çay içsek. Ya senin hala daha bana bunu soracak yüzün var mı? Bana 10 yıl verdin. Hükmü kestin. Hala öfken geçmedi mi? Zaman ilaçtır Şahver. İhanetin değil ama. Ben artık değiştim. Eski Merdan değilim. Artık evimde oturuyorum. Çocuklarımla, torunlarımla beraber. Bana yakışan gibi yaşıyorum artık. Yani seni affettiler mi? İnsan değişir. Gerekirse affedilir. Demek ki hak etmişim. Benim lügatımda yazmıyor bu dedikleri. Öfken bana umut veriyor. Demek ki hala umut var. Senin bu dilbazlığın kocasını ve kızını bir kazada kaybetmiş. Acılar içinde çırpınan Şahfer'e yaramıştı. O kendi deliliğimin içinde bana iyi gelmişti bütün bunlar. Ama şimdi sadece gülümsün. Sen istediğini kurabilirsin, istediğini yaşayabilirsin ama benden uzakta.
45-42 dinlemede. Ekip olay yerine intikal etti. Anlaşıldı, tamam. İrtibatta kalalım. Buyur gel. Gel dedin. Var mı bir gelişme? Uzar biraz dedi memur arkadaş. Bırakacaklar ama değil mi? Savcı bilir. Sen bir şeyler yapamaz mısın? Cidden mi Özlem ya? Hayır yani... Zaten bırakacaklarsa diyorum, çocuk boşuna beklemesin. Çünkü benim gitmem lazım. Küçük var, okuldan gelecek, kapıda var. Aklımda kızda kalacak. Özlem, Özlem, Özlem. Ben o Zoka'yı bir kere yuttum. Bir daha yutma. İyi, tamam, anladık. Niye gel dedin? Tuğçe beni yanına çağırınca... dönünce odada bunu buldum. Yani... Yanisi tesadüf mü? Ben ne bileyim, kim koyduysa ona soracağım. Özlem, görmüyor musun, isimsiz. Kapı ardına kadar açık. 50 kişi giriyor çıkıyor odaya. Ben nereden bileyim kim koydu? Yanisi sen cevaplayacaksın. Tuğçe ile bir ilgisi var mı bunun? Eyyuh ama yani. Ayıp. Özlem. Doğum gününe baktım. Tarihler tutuyor. Ya, tarihler tutuyor da kişi tutmuyor. İçerideydi babası. Öyle işte ziyaret sırasında. Doğru, doğru, doğru söylüyorsun. Hani yalan söylediğin, ben ayrılmıştım diye. Benim kızımın aslan gibi babası var. Fatih. Oho, aslan, aslanın parçasına bak. Neredeymiş bu aslan? Ha? Bak kızı burada hırsızlık şubesinde. Ya bunlar böyle baba kız takışıyorlar. Tuğçe de basıp gidiyor. Durduramıyoruz ki, kocaman kız. Neresi kocaman Özlem? 15 yaşında çocuk daha ya. Sana ne lan? Yükselmişsin salak bir nota durduk yere. Belki şaka, belki yanlış. Neyse, ne artık bilemiyorum ne olduğunu. Kim uydurduysa gidip ona soracaksın hesabını. Tuğçe'ye de söylerim, adını unutur. Başını ağrıtsın, kusura bakma, bir daha da rahatsızlık vermeyiz. Komiserim. Hey. Ha. İyi misin? Takıldın. Ben aşırı sıkıldım. Çok darladı beni burası. Ne zaman çıkacağım? Savcı talimat versin. Bırakırız, tamam. Bir saniye, bir saniye. Ne o, o ne? Tükürük örneği alacağım iznin olursa. Ne alaka ya? Çaldıklarımı yalayarak çalmadım ki sonuçta. Parmak izim yetmiyor mu? Cezai ehliyetinin olup olmadığına bakacağız, tamam mı? Olur da mahkemelik bir durum olursa hazırlıklı olalım diye. Daha mı ufak atsan komiser? Ben de ilk defa gelmiyorum ya buralara, ne alaka? Bak, ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum, tamam? Olur da bir sıkıntı olduğunda hazırlıklı olalım diye. Annenin hatırına yapıyorum bu işi. Tamam, şimdi sen de bana yardımcı olursan şahane olacak yani. Hadi otur şuraya. Ulan kaç defa ifade vermişimdir. Bu kadar ilk kez görüyorum. Annemin bir bildiği varmış harbiden. Aç bakalım. Bitti. Sağ ol. Komiser. Çıkarsınlar artık beni. Efendim Eren abi. Kardeşim,
Sana iki tane örnek gönderiyorum. Kayıtsız yalnız, tamam mı? Tabii. En acilinden hızlı bir şekilde istiyorum senden. Babalık testi. Tamamdır, hallediyorum. Neymiş derdi? Söyledi mi? Oyun oynuyor. Mesajı ne yapacakmış? Parsa mı gönderecekmiş? Ya da göndersin ya. Göndersin ya. Bırak, ondan mı korkacağız? Bunu sana yolladım. Ne bu? Mektup mu gönderdi bana paşam? Bence Elin Erguvan, 10 yıllık arkadaşı Mengin Tilmen hakkında bazı gerçekleri açıklamak istiyorum. Kendisi iyi yürekli, kimseye zarar vermeyecek bir insandır. Ama kardeşim İnci Erguvan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İnci yaşadığı gizli hayatıyla herkesi, başta beni dehşete düşürmüştür. Kendisi torbacılık yapan ve yaşından büyük üniversite... Ne diyor bu ya? Ne bu ya? Ne yapmak istiyor bu? Aklınca haksız tarihe sokmaya çalışıyor. İnci'nin ölüm hak ettiğini, Engin'i kışkırttığını beyan etmeni istiyor. Bunu da sosyal medyadan duyurmanı yarın akşam saat 6'ya kadar. Asla. Nereye? Göreceğim onu. Görüşemezsin biliyorsun. Görüşeceğim. Görüşmem lazım lütfen. Sen yanımdaysan her şey mümkün. Lütfen. Lütfen. Saat 1. Merhaba Pars Bey. Ben avukat Seda Gökmen. Merhaba. Yani geldiniz, karşıma oturup beklediniz öyle mi? Evet. Çünkü saat 1'de demiştim. Fazla cesursunuz Seda Hanım. Konuya girin, zamanım yok. Size bir şey izleteceğim. Saniye. Feride Hanım size davadan bahsetmiştir. Sanırım hakimin Neva Hanım, yani kardeşiniz olduğunu da öğrendiniz. Bu adamlar şüpheli listesinin başında yer alıyordu. Kardeşiniz,
imzalarını görmezden geldi. Bazı delilleri yok saydı. Karşılığında da hızlıca İstanbul'a tayin edilme işi ayarlandı. Evet. Hızlıca tayin istemek için çok geçerli bir sebebi vardı demek ki. Ah Barz Bey, biz kadınlar aşk için saçmalayabiliriz. Ama sonra işte böyle ayağımıza dolanır feci şekilde. Yazık. Bu ne saçma zırvalıktır ya? Ama size deli sunuyorum. Kör körüne reddediyorsunuz. Hayal kırıklığı. Anlıyorum. İnsanın kardeşinden yaralanması başka hiçbir yaraya benzemez. Ama maalesef Neva Hakim bir hata yapmış. Hayatına mal olacak bir hata. Şimdi sizden beklentimiz bu suçu yok saymayıp kardeşiniz hakkında suç duyurusunda bulunmanız. Yarın akşam 6'ya kadar da vaktiniz var. Yapmazsan? Size hiç yakışmaz. Ama yapmazsanız biz yaparız. Siz kim? Biz. Müvekkilim Engin Tilmen ve ben. Sen nasıl avukatsın ya? Bir savcıyı tehdit etmek ya yürek ister ya da ahmaklık. Hemen şikayette bulunup hakkımda soruşturma izni talep edebilirsiniz Sayın Savcım. Hatta beni gözaltına alın. Ben de resmi kayıtlara geçecek şekilde açıklayayım gerçekleri. Benim için daha kolay olur. Yarına kadar beklememiş oluruz. Şimdi size kolay gelsin. Memnun oldum. Umarım daha sık görüşürüz. Alo Gözde, sana bir isim vereceğim. Seda Gökmen, avukat. Kimmiş, neyin nesiymiş, nerede okumuş, her şeyini öğren, bana haber ver. Acil. Bu cihazı kimden aldınız? Nikip abi. Abi telefon görmüyor musun? Dün halam almış buradan. Kim sattı size? Kimden aldınız? Fatih abi. Ha söyle. Abi bir şey soruyor. Sen geç böyle. Abicim telefonu diyorum. Kim sattı size? Bir sakin. Sevmem ben yüksek ses. Dün bir kadın geldi bıraktı. Alacak kişinin adını da verdi. Ona satın dedi. Ben de işini açıp bakmadım temizdir diye. Hayırdır bir sorun mu var? Abicim yok mu bu kadının adı sana bir şey ne bileyim bir tipi falan ha? Ha. Şimdi birader sen bu kartı al. Kadın telefonla birlikte bıraktıydı. Git dışarıda şişin. Sesin fazla yüksek. Hoşuma gitmedi. Eyvallah. Alo, buyurun. Kimsiniz? Ha, Çınar sen misin? Kimsiniz diyorum ya. Sanırım bazı soruların var. Ya kimsin? Kimsin? Neredesin? Ne istiyorsun? Bütün sorularının cevabı Engin'de. Seni bekliyor görüşmek için. Engin mi? Daha önce nasıl becerdiysen... Aynı yolda görebileceğini umuyoruz. Selam söyle.
Mektubun var mısın? Asla yapmayacağım bunu. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz Ceylin. Yaptığım bütün usulsüzlükleri iyi biliyorum. Sözde kendi inandığın yolda ilerlerken az iş karıştırmadın. Keşke sadece diş fırçalarıyla kalsaydı. Asla yapmayacağım bunu. Tamam. Seni de alırız bizim bu kadınlar koğuşuna. Çok güzel yemekleri var bak, seversin. Beni kendine korkutamazsın. Sadece sen mi varsın sanıyorsun Ceylin? Yalnız değilsin, merak etme. Yargılansam da, ceza da alsam, mesleğimden de olsam asla yapmayacağım bunu. Yarın akşam 6'ya kadar bekleme yani. Ne yapıyorsan yap lan. İsterse dünya yansın. Dünya yanmaz. Ama senin canın yanacak. Hayatta neye sahipsen, sevdiklerine sınanırsın. Ne demek istedin diyorum. Ne demek istiyorsun? Sana diyorum, ne demek istiyorsun diyorum. Tamam sakin. Ne diyor ya? Ne diyor? Hale'ye dikkat et. Sakin ol. Ne çok... diyor ya? Çıkacağım, ne diyor? Oğlum. Ne diyorsun sen be? İşte bu yüzden burada görüşmenizi istedim. Evet kızlar, full konsantre. Tembellik yok. Herkes pozisyonunu alsın. Düdüğümle birlikte. Hazır. Evet kızlar, güzel bir yarıştı. Elinize emeğinize sağlık. Şimdi. Parla. Şimdi serbest bayrak yarışmasının ilk dördünü açıklayacağım. Hazır mıyız? Elvan. Gözde. Beliz. Ve Özüm. Tebrikler kızlar. Ve geçen yılın yıldızı Parla Hanım da 5. oldu. Hani olur da bir aksilik çıkarsa diye yedek yarışacak kendisi. Hadi şimdi üstünüzü başınızı değiştirin. Hadi 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 hadi. Go 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 go. Hadi. Senden 5.lik bile beklemiyordum. O kadar saldın ki kendini. Ya resmen evde falan yoksun yani. Hayal kırıklığısın ya. O kadar da uyardık seni. Hah, neyse. Hadi git şimdi. Hadi. Ara ne oldu? Kaçırdın başını. Hangisini seçemedin de? Boş ver anne. İlk dörde giremedim. 5. oldum. Hadi ya. Ay neyse tamam. Önemli değil. Seneye artık. Neyse anne. Üşüdüm ben. Takıma giremeyeceksin diye çok korktum. Kızlar onu bunu bilmem. Yarışla birlikte varan iki oldu. Varan bir neydi ki pardon? Mert. 2 haftadır birlikteyiz. Parla'yı söyleyecek artık. Oha. Mert postalıyor mu yani Parla'yı? Thank you.
Dizim. Dizim çok... İyi misin? Çok fena. Dizim ağrıyor. Gördünüz mü? Dizim. Özüm. Ne oluyor ya? Dizim. Tamam, sakin ol. Tamam, Özüm. Delirmiş bu ya. Delirmiş, resmen kafayı yemiş. Lan ben nasıl bu ruh hastasıyla beraberdim de fark etmedim. Ceylin. Bu ne? Yeni bir şey, ben mi vallahi kaldıramayacağım artık. Engin'in cebinden aldım. Nasıl yani? Sen bizim cebinden bir şey mi aldın? Yapmıyor olmam bilmediğim anlamına gelmiyor. Var bizim de bir takım numaralarımız. Liste yapmış kendine. Muhtemel intikam listesi. Yalnız değilsin bu yolda derken bunu kastetti demek ki. Babam da var Çınar'da. Osman var, Eren var. Onları neyle tehdit etti acaba? Nasıl bir oyun ya? Can yandı ya, can yakacağım. Hadi Leçin, hadi. Tamam, asma suratını. Ne güzel, beşinci oldun işte. Anne, tamam. Parla. Bir baksana. Özüm'ün halini gördün herhalde. Dizi fena. Evet hocam. Mecburen onun yerine sen yüzeceksin. Öyle mi? Beni mi seçtiniz? Mecburen Parlacığım, mecburen. Hem sıradaki sende, ne yapabilirim? Hem çok sevinme bence. Bak, eğer ki yarın yarışta takım senin yüzünden kaybederse... seni seçmelere falan almam, anladın mı beni? Şimdi eve gidiyorsun, güzelce uyu, dinle, tamam mı? En azından bunu yap bari. Hadi git şimdi. Hadi. Ne oldu? Ne dedi hocam? Yarınki yarışta ben de varım. Ben de yüzeceğim. Bak işte aklın yolu bir. Hem seni seçmeyecekler de kimi seçecekler? Anne, ben de iki dakika arkadaşımla buluşacağım. Seçilirsem kaybolmayacağım demiştin de söz vermiştim, unuttum. Sen geç eve, ben bir saate falan gelirim, tamam? Tamam ama bak geç kalma. Anneannen heyheyleri üstünde, bırgalamasın sonra. Haber yok mu hala dedemden? Şimdilik. Ama arar o. Ha tamam, oyalanma fazla. Tamam. Alo Serdar abi. Oo, arazilerim parla. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin kızım sen? Abi biliyorsun işte teyzemden sonra. Evet, doğru biliyorum. Başın sağ olsun. Ne lazım? Söyle bakalım. Yarına destek lazım. Yarışacağım. Her zamankinden. Oo, her anlamda sahalara dönüyorum diyorsun. İyi, hallederiz ya derhal. Tamam, haberleşiriz.
geldin? Engin. Teyzen geldi bugün. Avukatın olmuş. Babam da seni yolladı. E niye gelmedi? O da kapıda bekliyordur şimdi. Engin. Hı. Ne olur böyle yapma. Nasıl yapmayayım? Ne olur. Lütfen güzel güzel konuşalım. Olur, konuşalım. Hediyemi aldınız mı mesela? Nasıl? Kocanın marifetini öğrenince çok şaşırdın mı? Nasıl yalancı şarlatanın tekiymiş değil mi? O çok küçümsedi, pislik muamelesi yaptı oğlu, hukuk mezunu. Ama koskoca Yekta Tilmen, diploması olmayan zavallı bir terk. Baksana hayatın cilvesine. Aa anne, niye ağlıyorsun? Babama mı üzüldün yoksa? O zaman kendine üzülüyorsun. Üzül. Hayır. Sana üzülüyorum. Bana sakın üzülme. O tren çoktan kaçtı çünkü. Niye şaşırdın anne? Hı? Gittin adamın elinden tuttun. Yanında durdun. Adam oğlumuz katil derken elinden tuttun, yalan mı? Hani yanında olacaktın? Hı? Yine mi korktun? Böyle konuşma. Benim yapacak başka sen bir şey. Sen her seferinde beni sattın zaten anne. Bu ilk değil ki. Her seferinde yarı yolda bıraktın. Bak. 9 yaşındaydım anne. Babam beni bir dolaba kilitlemişti. Hatırladın mı? Bisikletin gidonunu mu ne kırmıştım galiba. Cezalandırmıştı. Tam 2 gün. Işık yok. Yemek yok. Tıkmıştı bir dolaba. 9 yaşındaydım. Kapağın arkasından konuşuyordum sürekli. Beraber kaçacağız Engin. Ben yanındayım Engin. Ben de inanıyordum. Öyle. Annem beni kurtaracak diye öyle çocuk aklımda. Ne oldu sonra hatırlayalım. Topladık valizlerimizi. Gittik havalimanına. Yapamayacağım dedin. Korktun, kocanın yanına geri döndün. Her seferinde bu son diye teselli ettin benim. Ben de inandım. Kliniğe kapattınız beni ya. Koskoca 3 ay. Gelip gidip bugün yarın çıkaracağım seni Engin dedin. Kandırdın. Hiçbir şey yapmadın. Kılını bile kıpırdatmadın anne. Kocanı seçtin çünkü. Şimdi karşıma geçip üzülüyormuş gibi yapma anne. Artık inanmam. Çünkü yine onu seçtin. Gittin. Oğluna bir katili tercih ettin. Ne diyorsun sen? Ne katil? O da sonraki bombam. Söyle Yekta Tilmen'e hazırlansın. Yavaş yavaş ölecek çünkü. Kaza deyip nasıl suçu karşı tarafın üzerine attığını da anlatacağım. Elinin kanını nasıl temizlediğini de. Yargılanacak. Biz baba oğul. Cezaevine mahkum. Sen de yalnızlığa mahkum kalacaksın anneciğim. Nereden biliyorsun bütün bunları? En güzel soru. Sevimli, uslu, sakin, kapalı kutu gibiydim anneciğim. Herkes geldi. Bütün pisliğini, sırlarını, acılarını bana döktü. Çöp kutusu gibi. E tabii bir de insan bütün hataları yüzüne vurularak büyütülünce başkalarının hatalarına da ekstra dikkat ediyor tabii ki. Asla unutmuyor. Kendini teselli ediyor. Ben de öyle yaptım. Vardı ufak bir listem. Bir de teyzem de çok yardımcı oldu tabii. O ağlaya ağlaya İzmir'e giden saf mağdur Seda'dan bir canavar yaratmış. Üf. Şahane bağlantıları var biliyor musun? İnanamaz. Yerinde olsam ben de korkardım.
Yani anneciğim. Uzun lafın kısası. Bana katil diyen, benim canımı yakan kim varsa herkes kendi içindeki katille ve pislikle yüzleşecek. Kaçarı yok. Görüş bitti. Efendim abi. Çınar neredesin, evde mi? Yok, bahçedeyim. Öyle bir hava almaya çıktım. Ne oldu ki? Ben şimdi adliyeye geçiyorum. Yanıma gel. Abi benim az bir işim vardı da evde halletsek olmuyor mu? Bırak şimdi işini gücünü. Kimseyle konuşma, bir yerde uğrama. Bekliyorum, yanıma gel. Ya abi bir söylesene, ne oluyoruz? Gerdin gene beni. Çınar hadi bekliyorum. Şişt. Oğlum hadi lan, gitmiyor muyuz? Alo, hadi hadi. Vazgeçtim ben, gelmiyorum cezaevine. Vaz mı geçtin? Vazgeçtim oğlum işte, işim çıktı, boş ver. Ya oğlum af kurma lan. Oğlum ne iş ya bu? Niye gidiyorduk, niye vazgeçtik? Bana bir başından adam gibi anlat. Serdar işim çıktı, hadi kardeşim. Ya oğlum. Hayda. Ne oluyor, ne diyor? İşi çıkmış alüminyumun. Gitmeyecekmiş, vazgeçmiş. Çocuk oyuncağı mı lan bu? He? Boşuna mı yırtındık biz görüş diye? O salağa söyle. Larım bir daha. Adliyeye mi gidiyorsun sen? Evet, Çınar'ın niye listede olduğunu öğrenmem gerek. Benim de Osman'a sormam gerek. Kesin Ucu ablama dokunuyor. Biz ne yapacağız peki? Yani diş fırçası muhabbetini diyorum. Bilmiyorum. Sen? Ben de bilmiyorum. Akşam konuşalım mı bunu? Olur. Ben ofisteyim. Gelirsin o zaman. Nereye bırakayım seni? Şu ileride at beni. Giderim ben. Ne oldu? Ne dedi? Ne yaparsan yap vazgeçmeyecek. Başaramadın yani. Mümkün değil. Bize çok öfkeli, çok kızgın. Saçlarını kesmiş. Kısacık. Başka bakıyor. Yabancı gibi. Düşman gibi. Allah'ım. Ne ara bu hale geldi? Laf geçiremedin çünkü. Ne geçmişte, ne şimdi. Yaptıramadın oğluna, beceriksiz. Şimdi geçmiş karşıma. Yok saçıymış, yok düşmanmış. Adam dünyamızı yakacak çıra gibi. Haberin yok. Ama ben buna izin vermem. Veremem. Ne yapacağız şimdi? Aç şu kapıyı Yekta. Başının çaresine bak. Yürü. Savcım, bana şu avukat Engin'i getirin tutuk evinden, ifadesini alacağım. Hemen ilgileniyorum savcım. Bir de emniyetten bir dosya geldi, Gözden onu yollamış. Masanızın üstüne koydum. Hakim Hanım. Odanıza geliyordum ama duruşma var sanırım. Evet, kusura bakmayın. Ama aslında 2 dakikam var en azından duruşma salonuna kadar. Böyle ayaküstü konuşulacak bir mesele değil ama yapabileceğim herhangi bir şey varsa lütfen haberim olsun. Pars çok iyi bir meslektaşım. Ayrıca insan olarak da benim için kıymetlidir. Teşekkür ederim. Ama ben tam olarak ne dediğinizi anlamadım. Hastalığıyla ilgili diyorum.
Yani tedavimi oluyorum, ilaçlarımı alıyorum, dikkat ediyorum dedi ama benim yine de içime sinmedi. Hani bir şey olur, acil ihtiyaç falan, hiç düşünmeden beni arayın olur mu Hakim Hanım? Tabii, sağ olun başsavcım. Kolay gelsin Hakim Hanım. Size de. Meşgulüm Neva. Konuşalım mı biraz? İşim var, çalışıyorum. Hastaymışsın. Melis Avcı'dan öğrendim. Hasta falan değilim ben. Yanlış tetik yaptılar o kadar. Hiçbir şeyim yok benim. Nasıl yok abi? Mübalağa etme. Melis Savcı açıkça hasta dedi. Neyin var? Sözüm ona sarı hastasıyım, tamam mı? Tedavin olmuyor musun? Abi çok ciddi bir hastalık bu. Ayrıca ben niye bilmiyorum? Ben niye başka insanlardan öğreniyorum abi? Demek ki gerek duymadım söylemeye. Hem herkesin bir özeli vardır. Anlatmamayı tercih ettiği hususlar vardır. Sen her şeyi anlatıyor musun mesela? Ha? Senin sakladığın bir şey yok mu Neva? Tabii ki. Senden ne saklayacağım ben? Peki. Öyle diyorsan öyledir. Şimdi müsaade edersen çalışacağım. Kolay gelsin savcım. Vallahi böyle bir yoğunluk beklemiyordum ya. Evet ya, bu aralar çok yoğun. Ne yapacağız bunu? Hoş geldiniz. Bir müsaade eder misiniz? Osman, ben ofise geçiyorum. Hoş geldin Malzıga. Çay söyleyeyim. Yok yok, istemiyorum çay falan. Çay içmeye gelmedim. Ne haber? Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Yani aynı düzeltiyoruz gibi. Ama parlak küs hala. İyi. Boşanmadı yani sende. Buna da şükret. İş nasıl? İşte, nezarettir, ifadedir, adliyedir. Sonrası zaten ailenle malum. Bayağı iş birikmiş. Ben de epey bir izin kullandım. Kredi başvuruları falan çalışıyoruz işte. Ceylin sen hayırdır ya? Böyle her zaman gelmezsin. Ben bir tedirgin oldum şimdi. Ha, babamla ilgili. Babam ne alaka? Ortada yok ya, onunla mı ilgili dedim. Bu sefere gitti ya. Bilmiyorsun sen. Neyi bilmiyorum? Neyi bilmiyorum Osman, söylesene. Ya biz de sefere gitti sanıyorduk da işte araştırdık kimle gitti, nereye gitti falan. Pek de bir şey öğrenemedik. Sonra polis geldi. Mezarlıkta bir araçtı, kimliği bulunmuş. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Bu şimdi mi söylenir? Ya, ya Ceylin saçmalama. Ben sen biliyorsun sandım ya. Ben yine bir suçlu oldum ben şimdi. Zamanında imza atmamız gerekiyor. Tamam, tamam, atarım imza neyse. Tuğçe. Eve mi gidiyorsun? Mümkünse. Korktum resmen. İnsan olacağım eve gidip. Bırakayım, ister misin seni? Yok ya. Ne mana, gerek yok. Ya boş ver şimdi manasını. Hem param var mı? Tamam işte, bırakayım seni, gel. Ya 5-10 lira bir şey versen kartı atarım aslında. Öyle uğraşma, eve bırakacağım diye. Gel gel, ben bırakayım seni. Hem daha hızlı insan olmuşuz. Emniyette süründün yeterince. Hadi gel. Gel. Ne oldu Yekta Bey? Ne diyor Engin? El artırdı beyefendi. İçeriden saldırıya geçti. Nasıl yani?
Seda'yı avukat tutmuş kendine, teyzesine. Ben onu İzmir'de biliyordum. Öyleydi. Cesaret hapı yutmuş hanımefendi gelmiş buraya. Yeğeniyle akıl oyunları oynuyor. Bu Seda'yı geri gönderecek bir şey bulalım Cüneyt. Bir bela, bir olay neyse. Bassın gitsin geldiği gibi. Anladım, tamam. Bakarız çaresine. Şu Engin'in yattığı klinik var ya, orayla irtibata geç. Akıl sağlığı yerinde değil diye bir rapor yazdırıp bir şekilde dosyaya girmesini sağlayalım. Hastaneye sevk ettiririz. Susturamıyorsak deli gömleği giydirelim. Yalnız Yekta Bey, bu rapor işleri biraz uzun sürebilir. Şüphesi bile yeter, şüphesi. Aç mısın? Açsan tanıdık bir dürümcü var. Yaptırayım bir şeyler, bir paket ister misin? Ne dürüm yapıyorlar? Vallahi Adana, Urfa hepsi var. Sen ne istersin? Döner mesela. Var, döner de var. Hemen şuraya çekeyim. Yok. Takılıyorum ben öyle sana. Ben zaten olmuşum döner. Hep böyle misin sen? Ne gibi yani? Böyle ters, teres. Vallahi ters miyim bilmiyorum ama düz sıkıcı. İyi böyle. Okul var mı? Ne alemde? Okul yok. Bıraktım. İş güç? Evde durumlar nasıl? Anne, baba falan? Ha? Abi ne darladın ya? Bize ifade bitti dediler. Ne oluyor? Türkü sever misin? Ay yok, hayır. Bayar benim müziği. Ne bileyim, böyle eşlik edince. Ben çok küçükken annem dinlerdi. Oradan kalmış aklımda. Sözlerini bile bilmiyorum. Bu herifin raporu. Adli tıptan gelen. Bu Meltem Hanım'ın komşusu, akrabası falan kim varsa bir ekip gitsin. Ve bilgilerine başvuralım bakalım nasıl bir kadınmış. Derhal Sayın Savcım. Şey ya, abim çağırmıştı da. Gelsene Çınar. Özge bize iki çay söyler misin? Tamam Savcım. Gel geç şöyle. Ne haber, nasılsın? Yaran filan. İyiyim, geçti ya. Sen niye çağırdın? Bir gerginsin, neden? Adliyedendir ya. Boşanlarım yok ya. Bastı biraz. Başka bir durum yok yani. Ay yok. Bu uyuşturucu vaziyetlerinden filan. Ya da herhangi başka bir şeyden seni sıkıştıran biri var mı? Ya abim öğrense bir şekilde ne diyeceğim? Ceylin'e ne diyeceğim? Defne öğrense, halam öğrense ne diyeceğim baba? Kimsenin bir şey bilmesine gerek yok. Sen yeter ki ağzını sıkı tut. Kimseye bir şey söyleme. Yok abi, yok. Ne diyorsun ya? Yok. Yani bir tehdit ya da başka bir durum. Bak varsa söyle, tedbirimizi erkenden alalım. Hepimiz çok yorulduk zaten Çınar. Yok abi, yok. Darlayan falan yok beni ya. Bir tek sen işte taktın bana. Gözümün içine bakıyorsun sürekli, bir anlam arıyorsun, bir şey arıyorsun. Senin için endişeleniyor olabilir miyim? Kardeşimi korumak istiyor olabilir miyim acaba? Tamam, pardon. İyiyim ben. Darlayan da yok beni. Bir şey
şey olursa da ilk senin kapını çalacağım. Çıkabilir miyim şimdi? Yoklamak istedim sadece, yanlış anlama. Evde görüşürüz o zaman. Tamam. Neden haber vermiyorsunuz? Ya ne olduğunu anlamaya çalıştık biz de. Sorduk, soruşturduk. Emin olmadan ortalığı velveleye mi verseydik? Verseydiniz! Verseydiniz abla! Ya polis geliyor, kimliğini, cüzdanını bulduk diyor. Telefonu evde, gittim dediği tekne yok. Orada değil. Ya biriniz de bana haber vermiyorsunuz ya biriniz! Anne sen geldin ofise. Hani her şey yolundaydı. Ya kızım. Vallahi bak sabah baktım altından yok. Tam ne oldu bu altınlar derken kapı çaldı. O arkadaşı geldi. Balıkçı olan arkadaşı. Zafer tekneye binmemiş dedi. Biz de toparlandık emniyete gittik. Dedik yok bu adam. Tamam dediler. İlgileneceğiz biz dediler. Döndük geldik. Yani akıl mı kaldı bende de ya? Telaşlandım işte. Ceylin, babama bir şey olmamıştır değil mi? Bilmiyorum abla. Aa, susun bakayım. Kötüyü çağırmak yok. Ne bu ya? Allah esirgesin. Bak şu kadarcık acıya benim yerim kalmadı ha. Şu kadarcığına bile yok. Tamam. Tamam sakin olacağız. Ben bir hal çaresini düşüneceğim, bulacağım babamı. Şimdi bana en başından tüm ayrıntısıyla anlatın. Babam nasıl gitti? Efendim oğlum. Baba iyi misin? İyiyim oğlum, emniyetteyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Akşam konuşmamız lazım. Dedem de evde. Ben geldiğimde seni arayayım, sen bana çıkarsın. Sen şimdi böyle konuştun ya, ben akşamı nasıl edeceğim? Belli ki bir şey olmuş, ne oldu? Telefonda olmaz baba. Müsait misin? Haber vereceğim baba. Hocam bu ne güzel sürpriz. Bir kahve söyleyeyim size. Yok, teşekkür ederim. Sağ ol. Ilgaz'cığım, bunlardan birini senin için, diğerini de eşin için imzaladım. Haberim var. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Kitaplar için de çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Bu gazeteden hapisten çıkmış. Biliyorum. Eve almışsınız. Affetmişsiniz. O zaman bu da doğru. Kim kimi affetti bilmiyorum ama evet evde hocam. Ilgaz çok dikkatli olmalısın. Çok dikkat et lütfen. Yani eğer bunca yıl sonra çıkıp geldiyse mutlaka bir hesabı, bir alacağı vardır. Hesapsız kitapsız hiçbir şey yapmaz. Yere düşse elinde bir avuç toprakla kalkar. Çok iyi tanırım onu. Seni öldürdüğünü biliyor. Hatta cesedi nereye sakladığını merak ediyor. Kim yardım etti acaba sana? Yarın akşam 6'ya kadar vaktim var. Ceylin'e, polise, abine, yani herkese. Zafer'i öldürdün, itiraf edip teslim olacaksın. Sen yapmazsan Engin her şeyi açıklayacak. Ha bir de birine gidip neden öldürdün diye hesap sormadan önce elini kana bulamamış olman gerekiyor bence. Alo. Kanka acil yardımın lazım. Geliyorum yanına tamam. Tamam gelince söyleyeceğim. Hadi bay bay. Ne var ya geç. Geldik ha. Burası sanırım. Aynen. Sohbet daha harikaydı. Beğeni butonuna basıver o zaman ya. Espriler de var ya. Tuğçe. Ne oldu komiserim? Hatalı iniş mi yapıyordun? Telefonunu versene. Neden? Ver kızım numaramı yazacağım. Al bakalım. Neye ihtiyacın olursa ara tamam mı? Çekinme de. Eyvallah. Afili numaraymış. Neyse. Sağ ol.
değil. Ne yapacağız? Kapıda mı bırakacağız çocuğu? Tuğçe, kızım bekle gitme. Açacağım ben şimdi. Ne geldin? Ne? Ne demek? Gelir burası. Gelecek. Karakollara düşsün. Sonra elini kolunu sallaya sallaya gelsin. Ya baba bir çekil ya. Uyuyacağım. Lan! Fatih. Tamam sen kız lan. Söyle koçum. Çıktı abi. Zor oldu ama çıktı. Oğlum söylesene lan. Abi örnekler kiminse uyuştu. Biri babanın biri çocuğun. Ne? Alo. Sağ ol koçum. Sağ ol. Lan. Ne özür dileyeceğim? Ne özür dileyeceğim? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Sen kimsin? Lan ben çocuğu emniyetten kimse zeval vermesin diye ellerimle getiriyorum. Sen he, komiserlere memnun oldun mu? Tamam. Bırak babama, bir şey yapmadı. Vurmadı bana. Ben hak ettim. Kızdırdım, sinirlendirdim onu. Bırak. Tamam, birbirimizi sinirlendiririz. Sonra bir menemen yapar, barışırız. Bırak. Babam o benim, babam. Bırak kardeşim, bırak! Memur bey, siz... Girmeyin baba kız arasına. Zaten benim çocuğum yeterince korktu bugün. Onlar kendi aralarında hallederler. Lütfen. Tuğçe'yi eve bırakmış belli. Kızım bu herif seni niye eve bırakıyor? Senin ayağın yok mu? Ne bileyim ben baba. Yardım olsun diye herhalde. İyi biri. Küçük ya işte. Eve bırakmışlar belli. Küçük mü? Hepimizi parmağında oynatıyor lan bu. Sanırım dışarıda. Ben de ihbar geldi, olay yerine gidiyorum. Tamam, sağ ol. İyi günler. Hayırdır avukat hanım? Bir sorun mu var? Babam kayıp. Biliyorum, annemler gelmişler. Bazı şüpheleri varmış galiba. Bir gelişme var mı peki? Bir bilgi? Şu zamana kadar bir şey bulamamışlar herhalde. Ama istersen ben seni kayıp şahıs büroya götüreyim. Oradaki arkadaşla tanıştırayım, detayları öğreniriz. Gel. Çok sağ ol.
Geçin Seda Hanım. Nasıl anladınız benim olduğumu? Parfümünüzden. Yasemin ve çay ağacı ağırlıklı. Muhtemelen. Öyle mi? Burnum hassastır. Ama şahsınız özel bir durum değil yani. Genel bir hassasiyet. Buyurun. Hmm. Gir. Tam Rıdvan, sen çıkabilirsin. Tabii Savaş'ım. Saatler olsun Engin. Saç tıraşı yakışmış. Buyurun, buyurun, otur. Nasılsın avukat Engin? Alışabildin mi içeriye? Her şey yolunda mı? Hı? Arkadaş edindin mi? Böyle bir ifade şekli mi var Sayın Savcı? Kalem memurunuz yok. Resmi olarak beni buraya çağırdınız. Tutanaklara geçmeyecekse konuşmayacağım. Haklı. Haklı. Ben zaten sizi buraya ifade verin diye çağırmadım ki. Dinleyin diye çağırdım. Ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Ne demek şimdi bu Savcı Bey? Biraz sabredin anlayacaksınız. Rica ediyorum. Yıl 2020. Oda arkadaşı kadın cinayetinden tutuklu birini daha önce temin ettiği ve mermer zemine sürterek bilediği kaşıkla öldürdü. Yıl 2021. Bir başkası cezaevinde intihar etmiş. İntiharda kullanılan kemerin cezaevine nasıl girdiği araştırılıyor. Yıl yine 2020. Tutuklu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten hayatını kaybetti. Daha yakın zamanda cezaevinde bir tutuklu baklava yediği için öldü. Bilinmeyen bir sebepten. Bütün bu ölümlerin hepsi bilinmeyen bir sebepten. Bak sen şu Allah'ın işine, değil mi? Ne şimdi bu? Üstü kapalı tehdit mi? Teessüf ederim avukat hanım. Ne alakası var? Tehdit sizin işiniz. Ben sadece bilgi aktarıyorum size. Hayır yani hayat bu. Her an her şey olabiliyor. Müvekkiliniz dikkat etsin kendine yani. Anlayacağınız. Naçizane. Bu vakaları örnek niyetine dikkate almak ya da almamak size kalmış. Peki. Aldık bilgimizi, hayat dersimizi. Bence gidebiliriz. Hay hay tabii. Hı-hı. Zahmet verdik size de buraya kadar ama. Buyurun, buyurun. Alın tutukluyu sevk edin tutuk evine. Görüşmek üzere. Gerildin mi sen? Yani alenen tehdit etti. Korkmadım. Zaten kaybedecek hiçbir şeyim yok. Aynen devam edeceğiz. Emin misin? Gayet eminim teyzeciğim. Gayet eminim. Yarın bekliyorum. Tamam. Alo. Eren kardeşim neredesin? Emniyette mi? Yok abi yok. Adliyedeyim. Yanına geliyorum. Şahtın şahbaz oldun. Tipmiş şam şeytanı seni. Niye getirdiniz lan bu insanlık ayıbını? Komiserim Savcı Bey ifadeye çağırdı. İyi. Kızınız nasıl komiser? İyi mi? Yol uzun. Arkadaş bir ufak su döksün. Gel bakayım sen. Komiserim. Bana. Komiserim. Böyle bir yetkimiz yok. Oğlum komiserimize sorumluluk bende. Bırakın. Lan bırak. Komiserim. Komiserim. Gel. Komiserim. 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 Suç bu. Şiddet. Kes tıraşı. Ne dedin lan dışarıda ot bakalım. Ha. Kızını sordum ya. Nasıl bıraktılar mı kızı? Korkmuştu o şimdi kıyamam. Sen benim kızım olduğunu nereden biliyorsun lan? Ha? Yani nereden çıkardın lan bunu? Neler bildiğimi tahmin bile edemez. Bu arada ortamın tek kıvırcığı sen mi kaldı şimdi? Lan.
Gebertirim lan seni. Gebertirim seni! Yarın akşam 6'ya kadar vaktim var. Kızının karşısına geçeceksin, ben senin babanım diyeceksin. Gerçi demesen de öğrenecek ama kurtuluşun yok komiser. Böyle mi olduk Pars? E ne olacaktı Kılgaz? Boynuna sarılmamı mı bekliyordun? Sıcak bir bakışma falan ha? Sırrımı başsavcıya üfür, ondan sonra da selam bekle. Yok almayayım ben, sağ ol. Dokunur. O peki öyle olmadı ama. Neyse. Lan seni gebertirim. Sil mi lan sen aç be? Bırakayım mı seni, git oğlum. Öpkan aç. Amacın ne lan senin, amacın ne? Kızını koru komiser, yoksa Allah korusun cansız bedenini bir gün bir konteynerde buluruz. Atarım lan seni aşağıya. Kimsin lan? Ha, amacın ne lan senin? Gebertir mi lan seni ha? Gebert çocuğun seni ha? Hiçbir şey yapamazsın. Senin. Derim öldürürüm lan seni. Gebertir! Sıkayım mı lan onu? Lan ne sıkayım yapıyorsun? Mı? Ne yapıyorsun? Geç şöyle. Geç. Alın tutukluyu çabuk. Hadi. Komiseri şikayet etsem şahit olur musunuz yoksa evlenir misiniz sayın? Alın götürün şunu. Lan seni şu... Yarın akşam 6 beyler. Sakin. Yarın 6. Delirdin mi oğlum? Ne yapıyorsun? Delirdim abi ya. Delirdim abi, delirdim, delir. Tamam, bir konuşalım mı? Tamam. Bir elimi yüzümü yıkayayım mı? Oo, duruşmaya mı? Keşke yanında gerçek bir avukat olsaydı. Dur. Bedelini ağır ödeyeceksin ama. Annemi göndermişsin, sen gelmemişsin. Ama bak hayat işte, yine karşına çıkardı beni. Değmezsin de ondan, salak oğlum. Senin bu salak oğlun hukuk fakültesini dereceyle bitirdi ama. Ömrünü hapiste geçirecek ama. Bak hala şansın varken değerlendir bence. Ne bileyim, bir özür her şeyi telafi eder. Seninle gurur duyuyorum, özür dilerim falan mesela. He? Asla. Abi geç. Asla. Ölürüm de senin gibi bir hiçten özür dilemem. Ne yaparsan yap sen. Aptal, işe yaramaz, gerizekalı birisin. Bir hiçsin. Peki, sen bilirsin. Yok olacaksın ve ben keyifli izleyeceğim. Hadi be kardeşim. Telefonu aldık, inceledik. Babanız en son şu içerideki vatandaşla görüşmüş. Arabam burada hazır. Ne dedi peki? Arabasını istemiş babanız. O da ödünç vermiş. Sonra getirmedi. Aradım açmadı diyor. Niye almış ki arabayı? Yani babam bir şey söylememiş mi? Hayır, söylemedi diyor. Arabayla mezarlığa gidiyor. Sonra cüzdan arabanın içinde kalıyor. Belli ki kızını ziyarete gitmiş mezarlığa. Makul. Makul da tutmayan bir şey var. Yani bir tuhaflık. Yani tuhaf bir durum, kötü bir his, ne bileyim. Bu adam yer yarıldı, içine girmedi ya. Peki siz teslim ettiniz mi aracı? Hayır, henüz etmedik. O zaman incelenmesi gerekiyor. Yani belki yanında biriyle geldi, ne bileyim, ya da zorla yanından biri çıkardı onu. Muhakkak vardır bir parmak izi. Avukat hanım doğru söylüyor. İyice incelensin araba. Baktırım amirim. Bu mezarlığın MOBESE görüntüleri yok mu peki? MOBESE kayıtları var ama aracın gelmesinin öncesi ve sonrası. 3 günün kayıtları sistem arızasından dolayı yok. Tesadüfün bu kadarı yani. Olabilir. Yaşanılan bir durum. Bu kadar tesadüf olamaz bence. Abi 15 yaşında ya Uğraz. 15 yaşında. Hırsızlık yapıyor, yalan söylüyor, okula gitmiyor. Bir görsen hayatı öyle bir öfkelik. Bir de itin birisini babası sanıyor, iyi mi? Emniyet almaya bile gelmediler ya. Annesi de mi? Yok abi yok, annesi de gelmedi ya. Kendi ellerimle götürüp teslim ettim. Bir de bir karşılamaları var zaten, Allah'lık yani, görmen lazım. İtip kalkmalar, bilmem neler falan.
Tam o esnada da işte babalık testiyle ilgili sonuç geldi. Vay arkadaş ya, insan iki dakikada baba mı olur Ulgaz Allah aşkına ya? Bir de soysuz öyle bir itip kalkınca kızı bir ağrıma gitti. Gebertecektim köpeği orada ya. Nasıl araya girdi babasını korumak için görsen. Elim ayağım boşaldı yemin ederim ya. Elim ayağım boşaldı. Ya Ulgaz ben hiç bu kadar çaresiz kalmadım abi. Hiç bu kadar köşeye sıkışmışlığım olmadı benim ya. Peki hiç şüphelenmedin mi ya? Ya ne bileyim öncesinde falan. Yok abi yok, neyinden şüpheleneyim ya? Söz verdiği halde suça bulaşınca bütün ilişkimi kestim ben Özden'le. Döndüm arkamı gittim. Sonradan da duydum zaten işte. Cezaevinden çıkınca eski kocası tekrar bir araya gelmişler. Öyle olunca da hepten tıkadım kulaklarımı. Kalbime gömdüm aşkımı, döndüm arkamı gittim. Hani insan böyle çaresiz kalınca döner gider ya. Ya Engin bunu nasıl öğrenir arkadaş ya? Nasıl? Senin bilmediğin şeyi nasıl öğreniyor bu herif? Ne bileyim abi. Bir ara emniyette olay olmuştu böyle. Ben hırsızlık şubede çalışırken. İşte suçluyla münasebetten falan ifademi almışlar. Tutanak tutulmuştu. Herkes de biliyor zaten. Bu it eğer oradan bir şey yakalayıp çıkardıysa ucundan tutup onu bilemem. Manyak ya. Kendi yanıyor diye dünyayı ateşe verecek. Sana dua etsin, sana yemin ediyorum gömmüştüm o iti var ya sen gelmesen. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Olur mu kızım? Çınar için sen benden daha çok koşturdun. Bu yaptıklarımın yanında lafı bile olmaz. Sizce de çok garip değil mi yani? Babamın öyle bir an. Pardon, kötüyü düşünmek istemiyorum ama sürekli kafamda kötü senaryolar dolaşıyor. Ama geçecek. Babamı bulacağım biliyorum. Siz bu süreci takip eder bana haber verirsiniz değil mi? Tabii kızım. Bu yaptığınızı hiç unutmayacağım. Estağfurullah. Pardon, bir dakika. Ben Ceylin, Zafer Erguvan'ın kızıyım. Babam sizden bir araba almış. Nasıldı hali, tavrı? Üzgün müydü yani, kızgın mıydı? Vallahi pek keyfi yoktu açıkçası. Niye? Söyledi mi, anlattı mı derdini? Hem arabayı ne yapacakmış? Demedi. İçeride polise anlattım her şeyi. Bakın ben polis değilim, şu an içeride de değiliz. Eğer orada söyleyemediğiniz bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz, merak etmeyin. Çekincem yok polisten. Her şeyi anlattım. Bakın bana yardım etmeniz gerekiyor. Lütfen yardım edin. Benim babamı bulmam lazım. Hem sizden araç aldığına göre belli ki bir hukukunuz var. Ha? Sizi nasıl bulurum ben? Bildiğim her şeyi anlattım. Elimden başka da bir şey gelmez.
Ya Vulgar, ben şimdi karşısına geçip nasıl diyeceğim ben senin babanım diye? Ya da ben bu yalanla nasıl yaşayayım abi ya? Ona nasıl yaşatayım? Haksızlık olur. Ne yapacağım ben Ilgaz? Güvenen o ki bundan kaçarı yok Eren. Bazen yol biter. Çözüm yoktur. Gerçeklerden başka. Canımızı yaksa da, başımıza iş açsa da öyle bir köşeye sıkıştırıyor ki elimizi kolumuzu bağlıyor, çaresiz bırakıyor hayat. Tamam, geçtim karşısına, dedim. Ben senin babanım dedim. Çaktı tokada gitti abi. Muhtemel öyle olacak. Yüzüne bile bakmayacak. Asla yan yana gelmek istemeyecek. Karşılaşsanız da belki nefretle yüzünü çevirecek. Başlamadan bitecek her şey. Sağ ol abi ya. Gerçekten çok yardımcı oldun ha. Harbi şimdi ben söylemesem gidip söyleyecek mi çocuğa ya? Oyun oynadığını sanmıyorum. Büyük ihtimalle bundan bir de büyük zevk alıyor. Abi bunu bir hücreye mücreye tıksak biz ya. Diyelim tıktın. Ki kolay. Ya avukatıyla görüşmesini engelleyemezsin ki. Yani dışarısıyla irtibatını komple kesemezsin. Temel hak ve özgürlüklere aykırı. Ha, onun yaptığı çok insan. Yapacak bir şey yok. Açıklamak tek çare. Gerçeklerle yüzleşmek çok zor. Ağır kayıplar verdirecek. Ama çıkış yok. Adam hayatımın ortasına kazığı çaktı. Oturup orada seyredecek. Yok öyle bir şey abi. 6'ya kadar vakit var dedi. Çıkmadık camdan da ümit kesilmez. Ben bir çaresini bulacağım. Bulurum bir yol. Sarıyer İstanbul, babam Zafer Erguven bir haftadır kayıptır. Gören ya da bilgisi olanlar için telefon. Vay kardeşim. Sen de iyi alıştın ha. İşin düşsün ara, sonra vazgeç. Sonra yine işin düşsün, yine ara, yine vazgeç. Uzatma Serdar, tamam ya. Önemli mesele dedik sana. Neymiş? Öt bakalım. Ben yurt dışına çıkacağım. Vay güzel kardeşim. Tatile mi gidiyorsun? He, tatile gidiyorum Serdar. Abim bir taraftan, babam bir taraftan. Bir de deden çıktı başıma şimdi. Darlandım oğlum. Gideceğim, koydum kafaya. Sen de bana yardım edeceksin. Oğlum... Sen farklı bir paralel evrenden falan mı sesleniyorsun bana? Davamız var bizim, davamız. Yurt dışına çıkmak yasak bize. Tamam Serdar, ben de o yüzden sana geldim. Artık gemi mi çözüyorsun, sahte pasaport mu çözüyorsun, uçak mı çözüyorsun? Çöz bana bir şeyler. Koydum kafaya, gideceğim diyorum. Tamam güzel kardeşim, parayı nasıl yapalım? Telefonunu sat, kesin yeter zaten. Ya Serdar ya, karışma abi. Sen işini yap, ben sana parayı çözeceğim. İyi tamam. Akşam gel belki çözeriz. Tamam, haber bekliyorum sana. İyi.
Sen de yoruldun be abi bütün gün gel git beni çağırmaktan. Bu sefer kim gelmiş? Sen gel bakalım. Vay be. Bu sefer mesaj var Ilgaz Savcı'dan. Az yalnız kalsın kafasını dinlesin dedi. Geç. Evde öyle oturup eli kolu bağlı beklemek yok. Başına bir şey gelmiş olabilir. Alıp başını başka bir ülkeye gitmiş olabilir. Hastalanıp bir yerde yığılmış olabilir. Şu an bir hastanenin yoğun bakımında da olabilir. Her yere bakacağız. Kendisinin gelmesini ya da bir haber gelmesini beklemeyeceğiz. Tamam, beklemeyeceğiz. Gidişinin üstünden bayağı bir zaman geçmiş. Polisin bulması, bir bilgiye ulaşması zaman alabilir. Bunları herkese, her yere dağıtacağız. Hastanelere, duraklara, dükkanlara. Osman'a da haber vereyim değil mi? Yardım eder o da. Etsin tabii. Şu an yardım edebilecek herkese ihtiyacımız var. Tamam. Ben çıkıyorum o zaman. Her yere asacağım bunu. Anne sen de akrabaları falan bir ara sor. Mahalleliye, esnafa sor. Belki babam gitmeden biriyle konuşmuştur. Bak en ufak bilgi kırıntısına bile ihtiyacımız var şu an. Tamam kızım. Ben kapı kapı gezer sorarım. Sen merak etme. Parla ben sosyal medyadan paylaştım. Sen de bir paylaş. Belki bir duyan gören falan olur. Tamam tamam. Ben hemen arkadaşlarıma söylüyorum. Herkes paylaşır, yayarlar. Senin için imzaladı. Şahver yenge. Ne alaka? Bir yol bulmaya çalışıyorum Yekta. Şahver Hanım Seda'nın hayatta en sevdiği insan. Hocası, mentoru. Ne yani? Evlat mı edinecek kardeşini? Hayırdır? Ne bileyim. Belki konuşur da yengenin avukatı olmaktan vazgeçirir diye düşündüm. Yine müthiş. Dahi yani bir plan yapmışsın ama tutmamış galiba. Beni aile meselelerinize karıştırmayın dedi, reddetti. Aklın yolu bir. Gidip sorman bile abesle iştigal. Ama kocan her zamanki gibi çözümünü buldu. Neymiş o? Alacaksın kardeşini karşına. Baş başa. Tatlı tatlı konuşacaksınız. Ona bir teklifim var. İleteceksin. Kesin kabul edecek. Ya da etmesini sağlayacaksın. Teklif mi? Evet. Hem ne güzel. Hasret gidermiş olursun kardeşinle. Son karşılaşmamızda konuşamamıştınız pek malum. Gören olursa.
Seni zorla arabaya bindim. Ben kullandım. Mezarlığa girdik. İyi akşamlar savcım. Hallederiz dedi. Kimmiş kankam bu adam? Nereden tanıyorsun? Bizim patronun abilerden biri. İşlerini çözüyor yani. Daha önce de çözdü, yapar. Çınar sen misin? Evet. Sen gel bakalım şimdi. Alo. Ne haber teyzeciğim? İyi, sen? Harika. Ilgaz savcım beni hücreye terfi ettirdi, sağ olsun. İyi, beklediğimiz hareketler bunlar. Konuşmuştuk zaten. Aynen, aynen. Ama telefonum içeride kaldı. Ne durumdayız, beni bir update etsene. Vallahi şimdilik ortalık sessiz. Daha vakitleri var. Ha, bu arada Parla'ya emanet ulaşmak üzere sanırım. Güzel. Yalnız ben bu Parla meselesini anlamadım. Kız ilacı alacak, yarışı kazanacak. Neye yarayacak bu? Tamam. Panik yapma sen, tamam. Hallederiz. Madem bu kadar önemli senin için takıma girmek, girersin o zaman takıma. Ne zaman yarış? Yarın. Tamam, akşam veririm ben sana. Ama kimse bilmeyecek. Bak, öğrenirlerse rezil olurum. Yemin ederim öldürürüm kendimi. Benden bir şey çıkmaz. Sen de ağzını sıkı tutarsan kimse hiçbir şey öğrenmez. Tamam, görüşürüz. Ayarlayacağım ben. Tamam, bay bay. Parla mı?
Ne istiyormuş? Aramızda ama. Bu yüzme takımında ya. Benden küçük bir yardım istiyor diyelim. Doping mi? Şişt! Sakın! Kimse duymayacak. Ceylin falan asla bilmeyecek. Hem çok istiyor ama köpek gibi de korkuyor. Kendimi öldürürüm falan dedi. Öyle düşün. Ki yapar da yani. Lütfen bak. Tamam. Dua edelim de yarısı kazansın. O madalyayı alsın. Biz pek bir şey yapmayacağız. Belki bir çiçek alırız, kutlarız falan. Ha bir de doping yaptığını açıklamasını isteyeceğiz. Ya kız küçük değil mi ama? 15 yaşında demedin mi? Yıkılmasın sonra. Hiçbir şey olmaz. Belki biraz bunalıma girer. Ama bu da Osman'ın içtiği ufak bir hediyemiz olsun. Tamamdır. Dikkat et. Getirdin mi? Getirdim de. Emin misin? Başka çarem yok. Önceye söylemiştim öğretme diye. Ondan da ben istedim. Teyzemin bir suçu yok. Hem her zaman almıyorum ki sadece bazı yarışlarda. Tamam. Ama dikkat et bak. Sakın yakalanma tamam? Merak etme. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Tamam. Hadi bunda teşekkür edecek bir şey yok. Git. Hadi. Dinliyorum. Yekta'nın sana bir teklifi var sakın. Abla. Sakın. Bunca zaman sonra konu bu olamaz. Bana söyleyecek başka şeylerin olmalı. Özür dilemek mesela. Affetmem için yalvarman da olabilir. Yekta dedi ki eğer korkuyorum ben. Özür dilemesi gereken biri varsa o da sensin. Ya sen hala Yekta'ya mı inanıyorsun? Bunca şey yaptı. Bunca yalan söyledi. Bana değil ona mı inanıyorsun gerçekten? Sadece Yekta'nın dedikleri değil. Ona nasıl baktığını görüyordum. İnkar etme. Hep Yekta'ya aşıktın. Beni de kıskandın. Ya biz babasız büyüdük. Hiç aklına geldi mi onu babam yerine koymuş olabileceği? Göründüğü kadar yerin altında da olduğunu bilmediğim için hayranlık duymuş olabilir miyim mesela? Yanınızda büyüdüm. Onu saydım ben. Ne aşkından bahsediyorsun? Bana yalan söyleme. İstediğine inan. Senin o aşağılık kocana karşı en ufak yanlış bir duygu yoktu içimde. Ayrıca bana yaptığın bu muameleyi de hiç hak etmedim. Yekta sana Tilmen hukuku teklif ediyor. Yeter ki Engin'i durdur. Bunu söylemek için buraya geldim.
Gel savcı. Müsaitim, gel. Bu oğlunu susturmanın bir yolunu bulmamız gerek Ekta. Bırak kitap okumayı. Ne oluyor oğlum? Başkaları da biliyor baba. Yakında sır olmaktan çıkacak. Sen neden bahsediyorsun Ulgaz? Ceylin babasıyla aransaki durum. Altı yıl önceki olay. Nereden öğrenmiş bilmiyorum ama yengini öğrenmiş. İnci'yi öldüren çocuk mu? Çocuk dediğim bugün beni tehdit etti. Ya sen gidip suçunu itiraf edeceksin. Ya da ben gidip Ceylin'e söyleyeceğim yarın akşam 6'ya kadar. Nasıl yani? Benimle onun arasında bir seçim mi yapıyorsun yani? Baba, Ceylin artık herhangi bir avukat, herhangi bir değil benim için. Evlilik yüzünden mi? Hayır, buradan bahsediyorum. Bunun başka bir yolu yok mu oğlum? Yok baba. Yani biz bunun yine üstünü örtsek de, ne bileyim Engin'i durdursak da, vazgeçse de, bir gün ölse bile gerçekler ortaya çıkıyor. Sonsuza dek engel olamayız. Yapacak bir şey yok baba. Dahlim olmayan bir geçmiş geleceğimi alacak. Açıkçası ne diyeceğimi bilemedim oğlum. Baba, burada diyecek, tartışılacak bir tarafı yok. Ceylin bunu her türlü öğrenecek. Ben gidip yüzüne söylesem de senin de itiraf etmen gerekecek. Zaten Ceylin bunu duyduğu an peşini asla bırakmaz. Nereden yürürsek yürüyelim, bundan kaçış yok baba. Aynı çıkmaza varıyor. Ceset kıyıya vurmak üzere. Bir şey mi oldu? Babam yok. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Ne zamandır? Şubeyi arayalım hemen. Yok, ben görüştüm. Şimdilik bir ses yok. Çok üzüldüm, yapabileceğim bir şey yok. Sarılabilir miyim? Thank you.
geldiğimden beri sadece yanına gelmek istedim. Sana sarılmak, yanında olmak, her şeyi anlatmak. Yanında durulmak. Bana çok kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Gördüm seni ne kadar kırdığımı, incittiğimi. Ama korktum. Korkuyorum Ilgaz sürekli başına bir iş açmaktan. Sürekli benim yüzümden başına bir şey geliyor. Baksana. Engin'in seni tehdit etmesi için hiçbir sebep yokken ben kendi ellerimle verdim resmen bunu. Yine başına bir iş açtım. Uçurumun başına gelince kimin kimi aşağı atacağı belli olmaz Ceylan. Sebep olduğum şeyin beni nasıl kahrettiğini, içimi nasıl acıttığını tahmin edemezsin. Sonra sana bakıyorum. Seni getirdiğim hale. Usul usul sirayet eden karanlığıma seni nasıl aşağı çektiğimi. Sonra diyorum ki kaç Ceylin. Kaç. Arkana bile bakmadan kaç. Bırak ne olacaksa olsun. Git. Yoksa üzüleceksin. Üzüleceksin. Her gün suçluluk duymak istemiyorum Ilgaz ama böyle de yaşayamıyorum. Hayatımda ilk kez kendime çok kızıyorum kaçtığım için. Normalde hiç umursamam, gittiysem gitmişimdir ama bu sefer başka. Gitsem de yine aynı yere geliyorum. Aklından ne geçiyorsa benim de geçmiyor mu sanıyorsun? Kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdiğime inanamazsın. Ben varım Ilgaz. Ben varım. Varsam varım, korkmasan korkmam. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü hiçbir yere gidemiyorum. Neden kaçıyorsun? Sakın bana 100 yıllık sen her şeyi yanlış anladın geyiği yapma. Sakın. Dur. Şu an seni öpmek için deliriyorum. Sarılmak, birlikte uyumak için ölüyorum biliyor musun? Ama yapamam. Neva'yla mı barıştınız? Tabii ki hayır. Ne o zaman? Neden? Zaten şu an niye bunu konuşuyoruz ben anlamıyorum. Sana söyleyeceğim şeyden sonra bana o kadar sinirleneceksin ki. Değil beni öpmek yüzüme bile bakmak istemeyeceksin. Ne demek istiyorsun? Thank you.